Değerli dostlarımız, Refik Korkmaz, Bilinçaltı Sembol Dili Eğitimlerinden hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Taht ötemiz sonsuz olsun değerli dostlarımız. Size bugün meditasyonlar anlatacağız. Eğer kadınlar rahminizde bir hastalık var mı yok mu bunu doktora gitmeden, ultrasona girmeden kendiniz öğrenmek istiyorsanız bu mümkün. Dilerseniz kapatın gözlerinizi. Rahminizde herhangi bir problem var mı yok mu şöyle anlarsınız. Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin. Gökyüzünden haritaya bakın. Ve harita, siz baktıkça dağlara, ovalara, nehirlere, denizlere dönüşsün. Gerçek Türkiye gelsin gözünüzün önüne. Sonra Marmara Denizi'ne yoğunlaşın. Eğer Marmara Denizi tertemizse, kıyıları çok düzgünse rahminizde hiçbir problem yok demek. Marmara Denizi kadınların rahmi demek. Eğer Marmara Denizi'nde bir çamurlaşma, müsilaj varsa ya da Marmara Denizi'nin kenarında dağlardan aşağıya, ovalardan denize bir çamur akıntısı varsa ya da Marmara Denizi'nin çevresindeki ormanlar ve tarlalar yanmışsa ya da Marmara Denizi'nde hiç olmayan adalar görüyorsanız, bunlar rahmin hastalıklı olduğunu gösterir. Siz değerli dostlarımız, baktınız ki Marmara'da hiç su yok. Deniz tabanı çamurlu şekilde görünüyor. O zaman kadınların rahimlerinde, eğer Marmara tabanı çamurlu görünüyorsa o kadının rahmi yok. Rahim ameliyatla alınmış demek. Peki rahim şifası için ne yapacaksınız? Canlı yayına katılan değerli dostlarımız. Her saniye canlı yayına katılanlar artıyor. Dolayısıyla 2 dakika önce başladığım rahimle ilgili açıklamayı belki duymadınız. Gelin sizinle beraber o bilgiyi yeniden aktarayım. Rahminizde herhangi bir sorun var mı yok mu kendi kendinize tespit edebilirsiniz. Bunu da gözlerinizi kapatın hemen şimdi beraber yapalım. Gökyüzünden Anadolu'ya bakın. Hem de çok uzaktan, atmosferin dışından bakın Anadolu'ya. Herkes görmeye çalışsın. Marmara bölgesine bakalım. Marmara bölgesine bakmak için de atmosferin içine girelim, yakınlaşalım. Marmara Denizi'ni görün ve Marmara Denizi'nin çevresindeki dağları, ovaları, şehirlerimizi görün. Marmara bölgesi kadınların rahmi. Anadolu kadın. Lütfen bakın şimdi Marmara Denizi'nin çevresindeki şehirlerde, dağlarda, ovalarda bir hasar var mı? Yani orman yangınları, çürümüş otlar, tarlaların çürümüş ekinleri ya da erozyon var mı? Toprak denize akıyor mu? Marmara bölgesinde göreceğiniz toprakla ilgili, ormanla ilgili, bitkilerle ilgili sıkıntıların hepsi rahim duvarında hastalık var demektir. Sonra gelin Marmara Denizi'nin suyuna bakın. Berrak mı?
Kirli mi? Müsilaj mı var? Marmara Denizi'nin suyu değerli dostlar, rahim içi sıvısı. Hem denizde hem de kıyıda, ovada, dağlarda ne kadar olumsuzluk varsa onların yok olduğunu görün. Çürümüş ekinler varsa yemyeşil ekinler görün. Yanmış meyve ağaçları, ormanlar görüyorsanız onların yeniden canlı hale geldiğini görün. Eğer toprak erozyonu varsa Marmara bölgesinin sağlam yapıda olduğunu görün. Toprak erozyonu olmasın. Ben susayım bir dakika, bizi izleyen anneler, kadın izleyenlerimiz, rahim şifanıza Marmara bölgesini hayal ederek vesile olun. Gökyüzünden Marmara'ya bakın. Herhangi bir olumsuzluk varsa o olumsuzluğu düzeltin. Bir dakika susuyorum. Değerli dostlarımız, hala gözleriniz kapalı. Eğer bugüne kadar düşükle sonuçlanan bir hamileliğiniz varsa, rahminizde vefat eden bebeğin henüz bağları orada olabilir. Henüz bağlarını koparamamış olabilir. Ve o bağlar sizi olumsuz etkiliyor olabilir. Anne rahminde vefat eden bir bebek hala annenin hayatındadır. Belki bunu fark etmişsinizdir. Ben şimdi söyleyince bazılarınız fark edecek. Siz hep yanınızda o bebeğinizin varlığını hissediyorsunuzdur. Bir iş yapacaksınız, o bebeğin sizin kararlarınızı etkilediğini görmüşsünüzdür. Bu durumdan kurtulmak için ve onun da rahata ermesi için Marmara Denizi'nde o bebeği görün. O bebeğin İstanbul Boğazı'na doğru gittiğini görün. Ve şimdi İstanbul Boğazı'ndan o bebeğin Karadeniz'e ulaştığını görün. O bebek Karadeniz sularına karıştığında artık huzur içinde olur. Ve Karadeniz'e giden bebek ta Gürcistan'a kadar yüzsün. Gürcistan'da bir orman var, Koltis. Orada çok büyük, devasa bir selvi var. Bebeğin ruhu
Oradan Selvi'den yukarı çıksın ve Selvi'nin üzerine bir post bırakıp ruhlar alemine uçsun. Değerli dostlarımız, Selvi ağacının üzerindeki o altın post sizin rahminizde zamanında vefat etmiş bebeğinizin artık huzur içinde yaşamasını, huzur içinde ruhlar aleminde hayatına devam etmesini sağlar ve sizin de artık kararlarınıza karışmaz, kararlarınıza müdahale etmez. Ve değerli dostlarımız, belki rahminizin içinde iki tane rahim vardır. Bu 100 kadından üçünde olur. Belki şimdi şaşırdınız. Bir kadında iki rahim mi? Evet değerli dostlar. Bir kadında iki rahim var bazen %3 oranında. İki rahimli olmak avantaj değil, dezavantaj. Sizde çift rahim olup olmadığını nasıl anlarsınız? Marmara Denizi'ne gökyüzünden bakın. Eğer Marmara Denizi'ni tek bir deniz olarak görüyorsanız sizin rahminiz normal. Eğer Marmara Denizi'nin içinde birbirine dokunuyor ama birbirine karışmayan iki denizin sularını görüyorsanız çift rahim var demektir. Yani Marmara Denizi'nin içinde sanki iki tane içi su dolu balon var gibi. Peki çift rahim sahip olmak dezavantaj. Bakın Marmara Denizi'nin içinde birbirinden ayrılmış halde duran bu iki deniz hangisinin suyu daha berrak, daha temiz, hangisininki daha bulanık? Ben susayım bir bakın. Suyu bulanık olan denizi iptal edin. Nasıl iptal edeceksiniz? O denizi havadan kaldırın, götürün Karadeniz'e bırakın. Yani bir balonu kaldırıp Karadeniz'e bıraktığınızı hayal edin. İçi su dolu bir balonu kaldırıp Karadeniz'e bırakıyorsunuz. Ve sonra Marmara'daki denizin tamamen Marmara kadar büyüdüğünü hayal edin. Gözlerinizi açın değerli dostlarımız. Yaklaşık 10 dakika önce canlı yayını başlattık. Canlı yayınımıza yeni katılan değerli dostlarımız var. Meditasyonun yine baş kısmını kaçırmış olabilirsiniz. Kadınların şifalanması için çalışma başlattık. Gerekirse üçüncü defa da aynı meditasyonu uygularız. Dedik ki rahminizde bir hastalık varsa siz bunu nasıl tespit edersiniz? Ve rahminizdeki hastalığı nasıl ortadan kaldırırsınız? Ve sonra dedik ki eğer daha önce bir düşük varsa hamileliğinizde rahminizdeki bebek vefat etmişse bundan kaynaklı vicdan azabınızın ortadan kalkmasına şimdi vesile olacağız. İki, bazen rahim duvarına onun ruhu tutunur kalır ve yıllar geçmesine rağmen 40 sene bile geçse hala o düşükle sonuçlanan hamileliğin bebek ruhu sizinledir. Sizin işlerinize karışır, müdahale eder. Ve genelde de hep sizin faydanıza çalışır. Zaten hep faydanıza çalışır. Onun dışında bir faaliyeti olmaz.
Ama yine siz sizin faydanıza çalışsa da kendi özgür kararlarınızı kendiniz almak isterseniz bebeğin ruhu da huzur içinde ruhlar alemine gitsin diye çalışma yaptık. Şimdi değerli dostlarımız, yeni katılan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız için de rahim şifalandırma çalışması meditasyonunu tekrarlayacağız. Bu arada eğer bu konuyla ilgili soru sormak isterseniz buyurun sorunuz. Ya da az önce hocam ben şöyle gördüm. Ben Marmara Denizi'nde bunu da gördüm. Şunu gördüm. Zamanında evet ben düşükle sonuçlanan hamilelikler geçirdim ve hayatımda da onun ruhunun varlığını hep fark ettim. Buna benzer tecrübeleri olanlar, duygu ve düşünceleri olanlar lütfen buyursun, yazsın. Canlı yayına katılan değerli dostlarımız. Takiyeva 86 kullanıcı isimli arkadaşımız galiba Azerbaycan'ımızdan katılıyor. Can Azerbaycan'a selamlar, saygılar. Her vaktimiz hayır olsun. Amin. Demek ki hocamızın buna ihtiyacı çokmuş. Evet değerli dostlar. Şimdi bu meditasyonu yeniden yapacağız. Sadece düşükle sonuçlanan hamileliklerin sizdeki olumsuz etkisini çözmekle kalmayacağız. Kürtaj olduysanız, kendinizde suçluluk duygusu hissediyorsanız, onun da etkilerini ortadan kaldıracağız. Lütfiye Yerlikaya demiş ki, Marmara Denizi'nin Trakya tarafı kirliydi demiş. Haydi bakalım. Şimdi madem ki hazırız, başlayalım. Gözlerimiz kapalı. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri size rahim şifalanması çalışması sunmaktadır. Dünyaya dışarıdan bakın, atmosferin dışındasınız. Türkiye'mizi görün. Şimdi atmosferin içine girin. Türkiye'mize daha yakından bakın. Türkiye'miz bir kadındır, annedir. O yüzden adı Anadolu. Annemizin başı Azerbaycan. Boğazı Nahçıvan. Annemizin sağ omzu Erzurum, Kars, sol omzu Van, Hakkari, Siirt, Diyarbakır. Annemizin karnı Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Ankara, Konya, Eskişehir. Annemizin leğen kemiğinin sol yanı Muğla, sağ yanı İstanbul. Ve annemizin rahmi Marmara bölgesi. Siz annelerimiz, kadın izleyenlerimiz, rahim şifanıza vesile olacağımız için şimdi Marmara bölgesine odaklanın. Marmara bölgesindeki şehirleri, dağları, ovaları görün. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmit, İstanbul, Tekirdağ.
Ve şimdi Marmara Denizi'nin suyuna bakın. Eğer Marmara Denizi'nin suyuna bakmanıza rağmen Marmara Denizi'nde hiç su görmüyorsanız, Marmara Denizi çamurlu ve taban görünüyor, su yok. Suyu alınmış görüyorsanız, rahminiz ameliyatla alınmış demektir. Eğer Marmara Denizi'nde su görüyorsanız, suyu bulanıksa, suda müsilaj varsa, rahim sıvınızda hastalık var demektir. Peki rahim sıvınızda hastalık varsa bundan nasıl kurtulacaksınız? Rahim içi sıvısı hastalığından kurtulmak için Marmara Denizi'ni tertemiz bir suyla dolu görün. Rahmi alınanlar, eğer doktorunuz size rahminizin yeniden oluşmasının faydalı olacağını söylediyse Marmara Denizi'nin içinde su görün. Tertemiz. Yaklaşık 6 ay sonra sağlıklı bir rahme kavuşursunuz. Eğer Marmara Denizi'nin içinde balonlar görüyorsanız, serbestçe dolaşan, yüzen balonlar görüyorsanız, bunlar rahim içi miyonlar. Bu miyonlardan kurtulmak için Çanakkale'den başlayarak hepsini koskocaman bir balık ağı ile yakalamaya çalışın. Balık ağı o kadar büyük ki bir ucu Anadolu kıyılarında, öbür ucu Marmara'nın Avrupa kıyılarında. Çanakkale'den başlayarak o ağı götürün, 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 ta İstanbul'a kadar götürün. Yani bir ucu Tekirdağ'dayken öbür ucu Bursa'da. Marmara Denizi'ni bir süzgeç gibi o ağla deniz tabanından deniz yüzeyine kadar temizleyin. Ne kadar balon varsa hepsi o ağa takılı kalsın. Şimdi onları İstanbul Boğazı'na kadar sürükleyin. İstanbul Boğazı dar. Şimdi balık ağımızı biraz toparlayabiliriz. Ve Karadeniz'e kadar da eğer boğazın içinde balon varsa onları da toplayacağız. Ağlar balık yakalamaya yarar. Bu ağ çöp toplamaya yarıyor. Bu ağ balon toplamaya yarıyor. Bu ağ miyon toplamaya yarıyor. Ve getirdiğiniz bütün miyonları Karadeniz'in içine bırakın. Götürün ta Karadeniz'in ortalarına kadar. Karadeniz hastalıkları öldüren deniz. Marmara Denizi rahim demek. Marmara Denizi'nden topladığımız balonlar sizlerin miyonları demek. Siz bunu uygulayın. Rahminizde portakal kadar dahi miyon varsa onlardan kurtulursunuz. Belki size garip gelecek ama yemin ediyorum kavun kadar rahmi olan bir kadının miyonunun yok olmasına vesile olduk. Belki canlı yayında ona denk gelmişsinizdir. Yürüyemiyordu. Yani yürümesini zorlaştırıyordu. Peki değerli dostlar, eğer Marmara Denizi'nin çevresinde, yani Marmara topraklarında ormanlar yanmışsa ya da çürümüşse, buğday tarlaları yanmış ya da çürümüşse, bu rahim duvarında hastalık var demektir. Peki Marmara'nın dağlarına, ovalarına bakın. Haydi bakalım. Eğer
Böyle bir yangın ya da çürümüş tarlalar görüyorsanız, onların yeşerdiğini görün. Ben susayım bir dakika. Tarlaların ve ormanların yeşerdiğini görün. Ve eğer değerli dostlarımız, dağların denize çamur halinde aktığını, ovaların denize aktığını, yani yoğun bir toprak erozyonu görüyorsanız, bu rahim sarkmanız manasına gelir. Bazı insanların rahmi dışarı sarkar. Bunu engellemek için de şunu yapınız. Marmara Denizi'nin dağlarını, tepelerini, ovalarını sıkı yapıda hayal edin. Ne kadar yağmur yağsa, sel olsa, toprak kayması olmayacağını hayal edin. Ve değerli dostlar, hala gözleriniz kapalı. Eğer kadınlar, annelerimiz, sizlerin sol yumurtalığında bir hastalık var mı yok mu? Bunu görmek istiyorsanız, Üsküdar'da Kız Kulesi'ni hayal edin. Kız Kulesi sizlerin sol yumurtalığınız. Bakın, Kız Kulesi en güzel şekilde duruyor mu? Ya da yıkılmış mı? Ya da bir kısmı mı yıkılmış? En güzel şekilde duruyorsa sol yumurtalığınız çok şahane çalışıyor demektir. Eğer yıkılmışsa ya da bir kısmı hasar görmüşse sol yumurtalarınızda sıkıntı var demektir. O zaman Kız Kulesi'ni en güzel halde görmeye çalışın. Siz bu çalışmayı yaptığınızda sol yumurtalarınızın şifasına vesile olursunuz. Bunu başkaları için de yapabilirsiniz. Annenizin, kız çocuğunuzun, ablanızın, teyzenizin, herhangi bir kadın arkadaşınızın ya da bir kadın danışanınızın sol yumurtalık şifasına, rahim şifasına, az önce söylediğim hayalleri kurarak, onu niyet ederek şifasına vesile olun. Peki yumurtalıkların bir de tüpleri var. Sol yumurtalığınız Kız Kulesi'ydi. Peki sol yumurtalık tüpü, yani fallop tüpü neresi? Kız Kulesi'nin altına inin. Deniz tabanına. Orada bir tünel göreceksiniz. O tünel İstanbul Boğazı deniz tabanının altından geçerek Şile'ye ulaşmakta. Lütfen girin o tünelin içine. Deniz tabanından İstanbul Boğazı yoluyla Şile'ye kadar gidin. Eğer o tünelin içerisinde bir tıkanıklık varsa, bir çöküntü varsa, hoşunuza gitmeyen herhangi bir yapı varsa, hemen tüneli dünyanın en güzel, en sağlıklı tüneli olarak hayal edin.
bir çöküntü ya da tıkanıklık fallop tüplerinizin bağlı olduğunun ya da fallop tüplerinizin içinin sıkıntılı olduğunun, hastalıklı olduğunun ifadesidir. Bunların şifasına vesile olmak için Kız Kulesi'nden ta Şile'ye kadar girin o tünelin içinden. Hasarlı bölgenin hemen şifalanmış halini görün. Peki kadınların sağ yumurtalığı için ne yapacağız? Üsküdar'ın karşısında Yeni Kapı iskelesi var. Sarayburnu civarında. Yeni Kapı iskelesinde de kıyıya yaklaşık 70-80 metre denizin içinde Kız Kulesi'nin bir ikizi var. 200 yıl önce yıkıldı. Kız Kulesi'nin o ikizini Yeni Kapı önlerinde hayal edin. Eğer güzel, sağlıklı bir Kız Kulesi ikizi görüyorsanız sağ yumurtalığınız muazzam sağlıklı demek. Ama eğer hasarlı görüyorsanız sağ yumurtalığınızda problem var demektir. Sağ yumurtalık şifanız için Yeni Kapı önlerindeki bu kulenin en güzel şekilde ayakta durduğunu görün. Bu kulenin adı Flavius Belisarius. Yani beli saran fallop demek. Sağ yumurtalığınızın fallop tüpünde sorun varsa onun şifasına da şöyle vesile olun. Bu kulenin deniz tabanına inin, bir tünel göreceksiniz. Bu tünel Marmara Denizi'nin altından geçiyor. İstanbul Boğazı'nda göreceksiniz ki ta Kilyos'a kadar devam ediyor. Bu tünelden ilerleyin. Tünelde bir tıkanıklık, çöküntü, hasar görürseniz en güzel tünel haline getirin. Nasıl bir tünel diye düşünüyorsanız, hani otomobilimizle otobanlardan geçerken güzel, sağlıklı, sağlam tünellerden geçeriz ya, öyle tünel olsun, sapasağlam. Arabalar böyle vızır vızır geçsinler rahatlıkla. Kilyos'tan başlayıp Yeni Kapı'ya kadar devam eden bu tünel sağ yumurtalık tüneliniz. Ve değerli dostlar, gözlerinizi açınız. Şimdi lütfen ne gördüğünüzü yazmak isterseniz yazın. Hocam ben şunu gördüm. Şu neydi acaba diye sorabilirsiniz. Hemen size söyleyelim ki değerli dostlarımız, bu bilgiler yalnız ve ancak tek bir eğitimde var. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dilinde. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimlerinin kurucusuyum. Refik Korkmaz. Ve 30 yıl önce bu sistemi kurdum. Masallarda, destanlarda, efsanelerde, bilmecelerde, tekerlemelerde, atasözlerinde, deyimlerde ve destan efsanelerde anlatılanların ardına inmeye çalıştım. Onları düz okumak yerine bilinç ötesine gittim ve Anadolu'muzun anne olduğunu gördüm. Siz şimdi kendiniz hakkında az önce gördüklerinizle ilgili yorum yazıncaya kadar ben de size biraz anlatayım. Baktım ki Anadolu bir kadın. Kafası Azerbaycan, boğazı Nahçıvan.
bedeni Anadolu. Bu kadının ayaklarından birisi sol ayağı ta İtalya'ya kadar gidiyor. İtalya'nın çizmesi, İtalya'nın baldırı bu annemizin sol ayak topu ve sol baldırı. Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, İsviçre annemizin sol üst bacağı. Bulgaristan, Romanya, Çekoslovakya annemizin sağ bacağı ve ta topuğuna kadar olan kısmı. Ve Marmara'nın rahim olduğunu gördüm. Altın Post efsanesi, Jason ve Argonatlar, İlyada Destanı, Atlantis uygarlığı, tüm bunları incelediğimde ruhun Anadolu'ya nasıl geldiğini, spermin Anadolu'ya nasıl geldiğini, anne yumurtasıyla nerede nasıl buluştuğunu gördüm. Ve bebeğin Marmara'da oluştuğunu gördüm. Ve Kıbrıs'ın, değerli dostlar, şaşkınlık yaratacak ama anlamaya çalışın. Kıbrıs'ın 4 milyon yıl önce Marmara'da oluştuğunu gördüm. Kıbrıs böyle. Alın onu Marmara bölgesinin içine koyun. Şurası Çanakkale'nin içine oturur. Şurası da Marmara'ya oturur. Tam Baf kıyısı. Yunanistan'ın Baf ilçesi. O İstanbul'a denk gelir. Kuzey Kıbrıs Türk kıyıları. Çanakkale'ye, Balıkesir'e, Bursa'ya, İzmit'e ve İstanbul'a kadar gelir. Kıbrıs'ın güney kısmı da İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale'ye denk gelir. 4 milyon sene önce Kıbrıs annesinin rahmindeydi ve oradan çıktı. O yüzden adı Anavatan. Özür dilerim. O yüzden onun adı Yavru Vatan. Annesinin adı da o yüzden Anavatan. Peki bu Anadolu'nun kocası kim? Yani Kıbrıs'ın babası kim? Girit. Girit ve Anadolu evliler, karı kocalar. Ve Anadolu hamile kaldığında Marmara'da hamile kalır. Marmara bölgesinde bebek olur. Eğer anne rahmindeki bebek ölecekse, yani Anadolu düşükle sonuçlanan bir hamilelik yaşıyorsa, bebek Karadeniz'e gider. Karadeniz'de bebek ölür. Karadeniz'de gemilerin mi battı deyiminin manası senin rahmindeki bebeğin öldü, o yüzden mi sen bu kadar üzgünsün demektir. Ve değerli dostlar, can boğazdan gelir atasözümüz var. Can boğazdan gider atasözümüz demer. Can boğazdan gelir demek, biz Marmara Denizi'nde, İstanbul Boğazı'nda anne rahmine düşeriz. Ve biz İstanbul Boğazı'ndan geliriz, sonra Çanakkale Boğazı'ndan da çıkarız. Dolayısıyla biz iki tane boğazdan geliriz. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı. Peki biz ölünce durum tam tersine işler. Biz Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya gideriz. İstanbul Boğazı'ndan da Karadeniz'e gideriz, ölürüz. Peki, haydi bakalım. Neler yazdınız? Rahim şifasına devam edeceğiz. Önce yazdıklarınızı bir okuyalım. Tünel içinde halkalar vardı. Onları çıkardınız, iyi oldu. Evet. Tünel karanlık, yanmıştı ve çakıl taşları vardı tünelde.
Yazdıklarınızı okuyorum. 10 senedir düzelmeyen menopoz sorunum var demiş. Şimdi menopoz probleminden kurtulmanız için rahim şifasına devam edeceğiz. Ve bir arkadaşımız sormuş. Kız Kulesi'nin ikizi Yeni Kapı iskelesinde mi? Evet. Haydi bakalım. Kapatın gözlerinizi. Eğer değerli dostlar, erken menopoza girmişseniz ve menopozdan çıkmak sizin için hayırlı olacaksa ya da menopozdan çıkmak istiyorsanız hemen şöyle yapınız. Marmara Denizi'nin çevresine bir kale yapın. Hani bizim Sarayburnu'nda kale var ya, ya da Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı var ya, yerden belki 10 metre ya da 20 metre yüksekliğinde, yerden 20 metre yüksekliğinde kale duvarı yapın. Ta Çanakkale'den başlasın, Balıkesir kıyılarına kadar gelsin, Bursa kıyılarına kadar, İzmit'e kadar, İstanbul'a kadar. Sonra Boğaz'dan başlayıp tekrar İstanbul'dan Tekirdağ'a kadar, oradan Çanakkale'ye kadar Marmara Denizi'nin etrafına çok güçlü, güzel kale duvarı yapın. Ve zaten bakın bazılarınızda kale duvarı vardır. Kale duvarınız sağlamsa siz menopoza hiç girmemişsiniz. Eğer kale duvarınız yıkılmışsa ya da kale duvarı yoksa Marmara Denizi'nin çevresinde kale duvarı yapın hayalinizde. Menopozdan kurtulacaksınız. Haydi. Uygulayınız. Bir dakika. Haydi bakalım değerli dostlarımız. Adet düzensizliği, menopoz işte bu şekilde ortadan kaldırılır. Adet düzensizliği olmayan, menopoza olmayan ne yapsın? Bunu öğrensin ki bu durumda olan birine yardımcı olsun. Peki lütfen gözlerinizi açınız. Menopoz ve adet düzensizliğinin ortadan kalkması için bu çalışmayı yaptık. Birazdan rahim çalışmasının diğer aşamalarına devam edeceğiz. Bu arada neler yazdınız ya da sorularınız varsa lütfen dile getirin. Zeynep Hanım demiş ki hocam Çanakkale'den devam eden duvarı örmekte zorlanıyorum. Duvar örüyorum, yıkılıyor. Bunu hayalinizde bir 4 dakika sağlam şekilde görmeye çalışın. Bir arkadaşımız demiş ki rahim ağzı kanseri var. Peki rahim ağzı kanserinden kurtulmak için şimdi çalışma yapacağız. Önce yorumları bir okuyalım. Değerli dostlarımız bu canlı yayında rahim şifanız, yumurtalık şifanız için çalışma yapacağız. Bir arkadaşımız kayıtlı kalsın bu video demiş. Bakacağız.
Silebilirim değerli dostlarımız. Yıldız Diler Fransa'dan selam söylemiş. Allah razı olsun. Haydi bakalım. Rahim ağzı kanseri varsa bir insanda bundan nasıl kurtulur? Değerli dostlar, gözlerinizi kapatın. Eğer böyle bir insan varsa ona nasıl şifaya vesile olacağınızı öğrenin. Marmara Denizi rahim, rahim ağzı Çanakkale boğazıdır. Çanakkale Boğazı. Şimdi Çanakkale Boğazı'na odaklanın. Eğer orada orman yangınları varsa, çürümüş tarlalar varsa ya da toprak çamurlaşmış, çürümüş, mahvolmuşsa kişinin rahim ağzında kanser var demektir. Yüce Allah'ın şifa nurunun oraya aktığını hayal edin. Haydi. Bir dakika. Yüce Allah'ın şifa nuru Çanakkale kıyılarına akıyor. Değerli dostlarımız, gözlerinizi açınız. Eğer biriniz zamanında bebeğini kürtajla aldırdıysa, bunu vicdan azabı yaptıysa, ya da kürtajdan etkilenen bebeğin ruhu rahme tutunmuşsa, hem bebeğin ruhunun huzur içinde ruhlar alemine gitmesine vesile olacağız, hem de annenin, babanın kürtajı aracı olanların biraz düşünmelerine, bundan kaynaklı, gerisini söylemek istemiyorum. Haydi bakalım. Kapatın gözlerinizi. Değerli dostlarımız, Marmara Denizi rahimdi. Kürtaj edilmek demek, Ege Denizi'nde olmak demek. Lütfen bakın. Ege Denizi'nde bir bebek var mı? Muğla'dan Yunanistan'ın Korint kıyılarına kadar. Ege Denizi'ni ta Edirne'ye kadar hayal edin. Burada bir bebek var mı? Eğer kürtaj olduysa kişi, orada bebek vardır. Ege Denizi kürtaj edilmektir. O yüzden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk ordusuna büyük taarruzda Ege Denizi'ni istikamet olarak göstermesine rağmen Ege Denizi sözcüğünü hiç kullanmadı. Onun yerine ordular ilk hedefiniz Akdeniz dedi. Akdeniz yaşamak demek.
Ege kürtaj edilmek demek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türk ordusuna yaşayacağını ve savaşı kazanacağını, muzaffer olacağını, Ege Denizi sözcüğünü kullanmayarak müjdeledi. Ve belki birden fazla kürtaj olan vardır. Bakın kaç kürtaj olduysanız o kadar bebek vardır Ege Denizi'nde. Hani o bebeklerin şimdi bakın Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya gittiklerini görün. Can şimdi Boğaz'dan gider. Marmara'ya gelen bu bebekler ikinci bir Boğaz'dan daha gidecekler. İstanbul Boğazı'ndan bunlar gidiyorlar görün. Karadeniz'e. Karadeniz'den de ta Gürcistan'a kadar bunların yüzdüğünü hayal edin. Artık hiçbir tutunmaları kalmadı rahim içine. Şimdi ruh geri gidecek. Ruhlar değerli dostlar Gürcistan'dan ruhlar alemine geri dönerler. Gürcistan'da Karadeniz'e kıyısı olan Koltis limanı var. Koltis ormanları var orada. Ve orada dünyanın en büyük selvi ağacı var. Ruh bu selvinin köklerinden gövdesine ve dallarının en üst noktasına çıkıp postunu orada bırakıyor. Eğer erkek bebek idiyse ağacın üzerine altın post, kız bebek idi ise selvi ağacının üzerine altın koyun postu bırakıp ruhlar alemine gidiyor. Ve bırakın bebeklerinizin ruhları gitsin. Sorunuz var mı değerli dostlarımız? Yine gözlerinizi kapatınız. Bundan sonra hamilelik yaşayacak olan anne adayları. Bebeğinizin anne rahminde sağlıklı büyümesi için, düşük tehlikesi geçirmemesi için ve sizin rahminizde hiçbir fiziksel ya da psikolojik rahatsızlık geçirmemesi için çalışma yapacağız. Marmara Denizi'ni gökyüzünden görün. Marmara Denizi'nin içinde İstanbul kıyılarına yakın ve İstanbul şehrinden biraz daha büyük olmak üzere deniz içinde bir dağ sırası var. Bu dağ sırası sizin rahminizdeki bebeği büyüten sizin ruhunuz. Sizin rahminizin içinde anneler yine siz varsınız. Rahminizin içinde evet siz varsınız. Ve orada 9 ay bebeğinizi büyütüyorsunuz. Sayın hocam, rahmin içinde biz olamayız demeyin. Ben biliyorum. Benim anlattıklarım size şaşkınlık verdi. Belki bazılarımızın beyni yandı. Ben boş laf konuşmam. Marmara Denizi'nin içinde değerli dostlar, İstanbul kıyılarına yakın siz varsınız. Onu hayal edin. Değerli dostlar, gözleriniz kapalı ve onu hayal edin. Ben de 1 dakika sonra Marmara Denizi'nin içindeki sizi size göstereceğim. Şimdi haritayı getiriyorum.
Marmara Denizi'nin içinde kendinizi hayal edin. Değerli dostlarımız, şimdi size Marmara Denizi'nin içindeki sizi yani annelerimizi göstereceğim. Gözlerinizi açınız. İki tane kamera var. Kameraları kuracağım şimdi. Ve size önce Marmara Denizi'ndeki bebeğinizi göstereceğim. Hani rahim duvarını tutunan bebek vardı ya. Sonra da anne rahmindeki bebeği gösterdikten sonra anne rahmin içindeki anneyi göstereceğim. İki kamera ayarlıyorum şu an. Birisi YouTube kamerası, diğeri de Instagram kamerası. Değerli dostlar, bu uydu görüntüsü. Yani siz de kendi telefonunuzdan, hatta navigasyondan, haritadan uyduyu ayarlayın. Göreceksiniz. Dedik ya, eğer düşükle sonuçlanan hamileliğiniz varsa, bebeğin ruhu Marmara Denizi'ne tutunmuştur. Marmara bölgesine tutunmuştur diye. Bakın, bu Türkiye haritası. İstanbul gelsin. İstanbul'daki rahim duvarına tutunmuş bebeği gördünüz mü? Ben göstereyim. Gördünüz, ben de buradan anlatayım. Bu bebeğin sol gözü. Küçükçekmece Gölü bebeğin sol gözü. Beylikdüzü kıyıları bakın, bebeğin alnı. Ve bebeğin burnu Bakırköy. Bebeğin dudakları, ağzı. Zeytinburnu. Ve bebeğin boğazı. Bakın, İstanbul Boğazı. Bizim boğazımız. Ve bebeğin göğsü Üsküdar, Kartal, Pendik, Tuzla. Bebeğin göğsü ve size bebeğin iman tahtasını da göstereyim. Bebeğin iman tahtası Sedef Adası, Büyükada, Burgazada, Heybeliada. Bir adı daha vardı burada. Kınalıada. Ve bunlar, bakın, göğüs.
Göğüse biraz ayrık şekilde duruyor. İman tahtası. Çünkü burada kıkırdaksı bir yapı vardır. O yüzden adalar böyle yeteri kadar belirgin değil. Bebeğin göbeği de değerli dostlar Gebze. Gebze hamile demek. Bebeğin doğacağı yer demek. Ve bakın bebeğin ayaklarını da göstereyim size. Tabi anne rahmindeki bebeğin ayakları ilk birinci ay net değildir, olgunlaşmamıştır. O yüzden bir kurbağanın kuyruğu gibidir. Bakın işte Yalova. Bunun kuyruğu durumunda ayakları. 9 ay tamamlanınca artık ayakları mükemmel hale gelir. Bu onun ayakları. İşte değerli dostlarımız, biz bebeğinizin anne rahim duvarınıza yapışmışsa buradan çıkmasına vesile olduk. Peki şimdi siz dediniz ki hocam bir de rahimdeki bizi gösterin. Değerli dostlar siz kadınsınız, annesiniz ya. Siz rahminizin içinde varsınız aynı zamanda. Bakın önce sizi gösterelim. Bu Anadolu sizsiniz. Anadolu'nun şurası Azerbaycan. Anadolu'nun şurası Azerbaycan, annelerimizin kafası. Nahçıvan Boğaz, Anadolu'muz annelerimizin bedeni. Ve annelerimizin sol baldırı bakın İtalya. Sol bacağı Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Hırvatistan. Ve annemizin sol diz kapağı da İsviçre. Bakın sol baldırı İtalya. Sağ bacağı da Bulgaristan, Slovakya, Çekoslovakya. Annemizin rahmi değerli dostlar Marmara. Bakınız şu Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale. Burası rahim duvarı. Şu gördüğümüz Marmara Denizi ise bu annelerimizin rahim içi sıvısı. Rahim içinde anneler, siz varsınız. Size anne rahmindeki sizi göstereyim. Gördünüz mü kendinizi? Bakın şu sizin sağ omzunuz. Şu sizin göğsünüz. Bu sizin burnunuz. Annelerimiz. Burun. Bu yanak. Yanağınız. Ve annelerimiz şu göz. Anne rahmi içinde siz varsınız. Gözünüz, burnunuz, göz, burun, ağzınız. Ve bakın daha yakından gösterelim. Şu sizin sağ omzunuz. Bebeğiniz burada, siz yüzünüzü bebeğinize dönmüşsünüz. Ve tam da memeleriniz, göğüs uçlarınız, bebeğe süt verecek göğüs ucunuz şurada bakın. Göğsünüz. Bu sizin çeneniz. Şu sizin sağ omzunuz. Tam göğsünüzün olduğu yere. Bakın bebek dudaklarını uzatmış süt emmek üzere. İşte göğüs ucu. Bebek gelip buradan sütünüzü emiyor. Siz annelerimiz. Marmara Deniz tabanında sıra dağlar gibi uzanıyorsunuz. Başınız, burnunuz, gözünüz anneler, çeneniz, göğsünüz, sağ omzunuz. Rahim içindeki sizler, işte değerli annelerimiz. Hani düşükle sonuçlanan bir gebeliğiniz olduysa, bebeğin ruhu hala anne rahim duvarına bağlıdır. Anne rahim duvarından bu bebeğin
ruhlar alemine gidebilmesi, huzur içinde uyuyabilmesi, huzur içinde gidebilmesi için ne yaptık? Bu bebeği aldık, İstanbul Boğazı'ndan götürdük. Peki ne oldu? Karadeniz boyunca yüzdü bebek. Böyle geldi. Ruh geldi. Şurada Koltis Limanı var. Gürcistan'da. Koltis'te orman var değerli dostlar. O ormanda dünyanın en büyük selvi ağacı var. Ruh o selvi ağacının üstüne çıkar ve bebeğin tenini orada bırakır. Yani kız bebekse selvi ağacının tepesinde altın bir koyun postu bırakır. Erkek bebekse selvi ağacının üzerine altın bir koç postu bırakır. Ve buradan da ruhlar alemine çıkar gider. Peki eğer kürtaj olduysanız yine bebeğin ruhunu nasıl gönderdik değerli dostlarımız? Hani Anadolu anneydi. Marmara Denizi rahimdi ya. Hepinizden özür dileyerek söylüyorum. Lütfen beni affedin. Ege Denizi de kadın cinsel organı. Ve zaten şekline bakın benzediğini göreceksiniz. Burası vajinanın ağız kısmı. Akdeniz'e açılan yer. Burası vajinanın son noktası. Tekirdağ. Ve iki yanı Anadolu ve Yunanistan kıyıları. Peki eğer kürtaj edildiyseniz bebek şu Ege Denizi'nin içindedir. Akdeniz'e çıkamamıştır. Biz ne yaptık? Bebeği buradan aldık. Çanakkale'nin içine götürdük. Marmara'ya götürdük. Marmara'dan da Gürcistan'a. Gürcistan'da bir post bıraktık ağacın üzerine ve ruh oradan ruhlar alemine gitti. İşte böyle değerli dostlarımız. Ve şimdi çalışmalarımıza devam edelim. Ben Refik Korkmaz. Değerli dostlar, boş konuşmaz. Benim söylediğim her şey altın değerinde diyeceğim. Altın ne ki? Elmas değerinde diyeceğim. Elmas ne ki? Ben Zümrüdü Anka'yı mucize ötesi guyem ne desem laf değil. Ben mucize öteleri söyleyen bir Zümrüdü Anka'yım. Ben taht öteleri söyleyen bir Zümrüdü Anka'yım değerli dostlar. Peki şu an canlı yayını kimseye almayacağım. Çünkü canlı yayını bir arkadaşımızı alırsam. Mesela bakın. Bir arkadaşımız yazmış, hocam iki göğsünde de kitle var. Evet, arkadaşımızı şimdi canlı yayını alırız ve sonra arkadaşımız tabii haklı olarak, hocam bu video silinsin der. Sizin için iyi olmaz, videoyu sileriz o zaman. Dilerseniz şöyle yapalım. Bu canlı yayın bitsin, bu canlı yayını ben silmeyeyim. Canlı yayından sonra canlı yayına katılmak isteyenlerin şifalarına vesile oluruz. Ve Sayın Hocam, Gülsüm Hocam, gün içinde de defalarca şifanıza vesile oluyorum. Doktorunuza gidip bize müjdeli haberini getirmenizi dört gözle bekliyorum. İnşallah şifanız gerçekleşmiştir Sayın Hocam. Peki değerli dostlarımız. Bu videoda, bu canlı yayında ne anlattık? Anneler, siz Anadolu'sunuz. Başınız Gürcistan, boğazınız Nahçıvan. Sağ omzunuz Kars, Erzurum. Sol omzunuz Hakkari, Van, Diyarbakır. Karnınız Kırşehir, Nevşehir, Konya, Ankara, Eskişehir. Leğen kemiğinizin, yani sol kalçanız Muğla, sağ kalçanız İstanbul. Rahminiz Marmara bölgesi. Rahim içi sıvınız Marmara Denizi,
Ege Denizi'nin ne olduğunu söyledik. Sol bacağınız Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Hırvatistan. Sol diz kapağınız İsviçre. Sol baldırınız İtalya ve topuğunuz da İtalya'nın Akden Sicilya kıyıları. Sizin sağ bacağınız Yunanistan, Romanya, Çekoslovakya. Ve değerli anneler, Kıbrıs sizin çocuğunuz. Kıbrıs Marmara'dan çıktı 4 milyon yıl önce. Ve Kıbrıs'ın da Marmara'dan çıktığını hemen size gösterelim. Yine telefon ayarını yapacağız. Telefonu kuralım. Kıbrıs'ın sizin rahminizden doğduğunu gösterelim. Bakın değerli dostlar, Kıbrıs. Kıbrıs'ı şöyle hayal edin. Böyle olsun. Kıbrıs böyle olunca Marmara Denizi'ne benzetebildiniz mi? Şurası. Buranın adı Karpazlar. Burası Çanakkale. Boğazın içine giriyor. Şurası Çanakkale Boğazı. Şurası Balıkesir. Burası Bursa. Ve İzmit. Ve İstanbul tam buraya gelir. Bakın Baf ilçesi. İstanbul buraya gelir. Ve bakın Kıbrıs'ın güneyi Tekirdağ'a denk gelir. Ve şurası yine Çanakkale'ye geldi. Bakın şu Kıbrıs haritamıza ve şimdi bakın Marmara'ya, Marmara Denizi'ne. Al. Bakın Kıbrıs'ın sivri ucu. Buraya gelmişti Çanakkale Boğazı'nın içine. Şurası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıyıları. Ve şuraya Baf buraya geliyor demiştik. Şurası Kıbrıs'ın güney kısmı. 4 milyon önce, 4 milyon yıl önce değerli dostlar, Kıbrıs Anadolu'nun rahmindeydi. İşte. Ve şu gördüğünüz dağ İzmit'ten Tekirdağ'a kadar olan dağ, deniz içindeki dağ. Bizim anneler bu Marmara'daydı. Dolayısıyla İzmit'ten, Yalova'dan, Tekirdağ'a yürüme bu dağdan geçerdiniz. Haydi bakalım değerli dostlarımız. Sorularınız varsa lütfen sorunuz. Dilerseniz bu yayını kapatalım. Canlı yayın şifasına vesile olalım. Ya da dilerseniz çocuk sahibi olamayan eşlerin çocuk sahibi olmalarına yarayacak meditasyon bilgileri verelim. Ne dersiniz? Lütfen yazın hocam. Çocuk sahibi olamayanlar çocuk sahibi olsunlar diye çalışma yapın diye yazın ya da deyin ki hocam bu canlı yayını kapatın, yeni bir canlı yayın başlatın. Hayatta olmayan annemiz için de çalışma yapabilir miyiz? Elbette. Şöyle yapalım. Bu canlı yayını burada kapatalım. Çocuk sahibi olamayan eşlerin çocuk sahibi olması için yeni bir canlı yayın başlatalım. O da başlı başına bir video olsun.
Az sonra açacağım çalışmaya, canlı yayına. Buyurun katılın, şifanıza vesile olalım. Diyorsanız ki Refik Hocam, reklam amaçlı bile olsa bize şu 40 dakikada anlattıklarınız dünyada hiçbir yerde duyulmayan, bilinmeyen, insanda hayranlık bırakan bilgilerdi. Siz 6 yıldır eğitim veriyorsunuz. Bu 6 yıllık eğitimde 30 yıllık birikimlerinizi anlatıyorsunuz. Hocam, bugüne kadar verdiğiniz eğitimlerin videolarını izleyebilir miyiz? Diyorsanız evet. Şimdiye kadar verdiğim tüm eğitimleri videolara kaydettim. O videoları oturun izleyin. Facebook kapalı gruptan. Facebook kapalı grupta birinci modülün videolarını paylaştım. İkinci modülün, üçüncü modülün, 9 modülün. Depremden önce bir modüle dahil olmak 25 bin liraydı. 9 modüle dahil olup buradan benim eğitimlerimi izlemek 225 bin liraydı. Şimdi 9 modüle dahil olmak sadece 9 bin lira. 9 modül eğitim 9 bin Türk lirası. Facebook kapalı gruba dahil olun. Benim oradaki eğitim videolarımı izleyin. Bütün detaylarıyla her şeyi öğrenin. Ve sizi 10 sene sonra, 20 sene sonra hadi buradan çık şeklinde çıkarmayacağız. Hiçbir zaman çıkarmayacağız. Hep Facebook kapalı gruptan gelecekte vereceğim eğitimleri de izleyin. Size ayrıca eğitmenlik sertifikası vereceğiz. Uygulayıcılık sertifikası vereceğiz. Ömür boyu eğitmenlik yapın. Sertifikanızın süresi hiçbir zaman dolmayacak. Yani 3 sene sonra, 5 sene sonra sertifikanızı yenilemek zorunda değilsiniz. Bir modül 1000 lira, 9 modül 9000 lira değerli dostlarımız. Tevazu göstermek. Tevazu göstereyim mi, göstermeyeyim mi diye de düşünüyorum. Tevazu göstermek de yanlış bir şey ki. Yani var olan bir şeyi saklamak demek tevazu. O yüzden müsaade ederseniz tevazu göstermeyeceğim. Hep şunu söyler eğitimlerimize katılanlar. Biz başka kişisel eğitim, kişisel gelişim eğitimleri alarak zaman kaybetmişiz hocam. Vallahi aynen bunu söylüyorlar. Daha fazla söylenenler vardı. Hadi onları, o çok aşırı ya gitmesin. Ya daha doğru şöyle diyorlar. Hep bütün kişisel gelişim eğitimlerini hep toplayın. Sizin eğitimin %10'u bile etmez diyorlar. Dolayısıyla değerli dostlarımız, kendinize dünyanın en büyük hediyesini verin. Bakınız değerli arkadaşlar. Facebook kapalı grupları işte bu. Refik Korkmaz eğitimleri birinci modül. 2, 3, 4, ta 9. modüle kadar devam eder. Ve burada şu an 6.968 arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız işte sizler gibi katıldılar. Bu 29 Ocak 2019'daki eğitimim. Bakın orada ben eğitim veriyorum. Siz o zamanki eğitimi izleyeceksiniz. Başka? Bu da 5 Şubat 2023 Düsseldorf'ta verdiğim eğitim. Bu videoyu izleyeceksiniz. Ve bu videonun süresi de şuradan görebiliriz. 6 saat 50 dakika. Şurada yazıyor. Bakın bu videom 27 Şubat 2023'e ait. Yani yaklaşık 2 ay önce. Zoom eğitiminden. Bu videomda 7 saat 35 dakika. İşte birinci modülde benim bugüne kadar verdiğim eğitimleri izleyeceksiniz. Ve canınız ne zaman isterse o zaman izleyin. Değerli dostlar, dilerseniz eğitimlerimi cumartesi pazar 24 saat izleyin.
Dilerseniz akşam işten eve gelince birkaç saat izleyin. Tamamen size bağlı. Neyi ne zaman izleyeceğinize siz karar verin. Bu büyük bir özgürlük. Eğitimlerimizi kendinize hediye edin. Akrabalarınızı hediye edin. Anne babanızı hediye edin. Çocuklarınızı hediye edin. 0507 192 06 20. 0507 192 06 20. Facebook kapalı gruplarına girerek eğitimlerimi oradan gece gündüz izleyin. Depremden önce bir modül 25 bin liraydı, şimdi bir modül 1000 lira. 9 modül 225 bin liraydı, şimdi 9 modül sadece 9 bin lira. Haydi bakalım. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Eğitimlerimizi hemen şimdi arayarak kayıt yaptırın. Tahtötemiz sonsuz olsun değerli dostlarımız.